Bismillahirrahmanirrahim. Babul cünüb. Yuridun nevm. Evil ekle ve şürbe ve cima. Cünüb uyumak istiyor. Yahut da ekle şürb. Yiyecek içecek yahut da ehline tekarrub edecek. Caiz midir değil midir? Arada abdest meselesi var. Lazım mıdır değil midir? Bu babda ihtilaflar var. Bunu beyan edecek. Cünübün abdest almak hakkında üç hükmü var. Uyku için, yemek içmek için, bir de ehline tekarrub etmek için. Bunları da beyan edecek. Haddesena ibn-i Merzu kâle, haddesena Ebu Amir kâle, haddesena Süfyan es-Sevri. Hâ ve haddesena Ebu Bekir kâle, haddesena Ebu Asim kâle, haddesena Süfyan en-Ebi İshak en-il-Esved. Esved ibn Yezid el-Nakhai'den rivayet ediyor. En Aişe anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Esved Hazreti Aişe'den, o da Resulullah Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu kâne yanamu. Resulullah Efendimiz uyurdu ve heve cünübün, halbuki o cünüb idi. Cünüb iken uyurdu. Ve la yemessül ma, suyu da meshetmezdi. Yani elini suya vurmazdan yatar uyurdu. Haddesen ibn Ebi Davud kâle, haddesen Müseddedun kâle, haddesen Ebu Rahvas kâle, haddesen Ebu İshak anil Esved an Aişete radıyallahu anha. Yine Esved'ün Nekhaya Hazreti Aişe'den rivayet ediyor. Kâle Hazreti Aişe buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ recâ minel mescid. Resulullah Efendimiz mescitten rükû etti, eve geldi mi sallâ kılardı. Maşallah, Allah'ın dilediği kadar nafile sünnet kılardı. Sümme mâli ilâ firâşi'yi, sonra yatağına gelirdi. Ve ilâ ahli, ailesinin yanına gelirdi. Fe inkânet lehu hâcetun, onun ailesine tekarrub etmek haceti olursa kadâha, ailesine tekarrub ederdi. Sümme yanâmı, sonra uyurdu. Keheyyetihi, olduğu gibi. Yani gusletmezden, abdestlanmadan uyurdu. Ve lâ yemessül mâ, suyu, halbuki suyu meshetmedi. Yani abdest almadı, husletmedi, öyle o şekilde yatar uyurdu. Haddesena Malik ibn Abdullah ibn Seyf kâle, haddesena Ali ibn Ma'bed kâle, haddesena Ebu Bekir ibn Ayyâş anil A'meş an Ebi İshak anil Esved ibn Yezid an Aişete. Yine Esved ibn Yezid Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor ki kâle buyurdular kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz oldu, yücünüb olur oldu. Sümme yanamı, sonra cünüb olduktan sonra uyurdu. Ve la yemessü mâen, suya tetemas etmezdi. Hatta yekûme ba'de zâlik, hatta ondan sonra kalkana kadar, feyâtesi de usledene kadar. Evet, Resul-i Ekrem'in sonradan kalkar, ondan sonra uslederdi. Haddesena Salih ibn Abdirrahman kâle, haddesena Fecaş ibn İbrahim قال حدثنا أبو بكر بن عياش فذكر مثله بإسناده. حدثنا صالح قال حدثنا سعيد بن منصور قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده. وإسناد إلى أين حديث الشريف ذكره الذي. حدثنا صالح قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو أن الأعمش أن أبي إسحاق فذكر مثله بإسناده. İşte bu senetlerin hepsini İmam-ı Tahavi Ebu İshak'a çıkarıyor. Ebu İshak da Hazreti Aişe, Esved tarikiyle Hazreti Aişe radıyallahu anh'a'dan rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescitten eve gelirdi. Cenab-ı Hakk'ın dilediği kadar ibadetle meşgul olurdu. Ondan sonra yatağına gelirdi. Ailesinin yanına yatağına gelirdi. Eğer kendisine, ailesine tekarrub etmek ihtiyacı varsa tekarrub ederdi. Ondan sonra elini, ayağını suya vurmadan, abdest almadan, gusletmezden uyanırdı. Sonra kalkar, Resulullah Efendimiz gusleder, namazını kırardı. فَذَهَبَ قَوْمٌ, bir cemaat sahibi oldular. اِلَى هَذَا, işte bu okuduğumuz hadislerin hükmüne ki İmam-ı Sevri, Hasan ibn Hay ibnül Müseyyeb bunlardandır. Ve mimmen zehebe ileyhi, buna sahip olanlardandır Ebu Yusuf.
İmam Ebu Yusuf de bu mezhebe sahip olanlardandır. Fekalu, bunlar dediler ki la nera be'sen, biz be'is görmeyiz. En yenâmel cünübü, cünübün uyumasından. Min gayr en yetevadda, abdest almadan cünübün uyumasında be'is yoktur. Leannet tavaddi'e, zira abdest la yuhricuhu, bir adamı çıkarmaz. Min halil cenabeti, cenabet halinden çıkarmaz. İle halil taharet, taharet halinden. Abdest almakla bir adam cünüplükten çıktı da tahir oldu, o hale gelmez. Abdest o hali yapamaz. Ha abdest ha almış ha almamış, o adam yine cünüptür. Madem Resulullah Efendimiz cünüp olarak yatmış, abdest almaya da lüzum yok. Cünüp, abdest almadan yatabilir. Ve halefen fî zâlike âkerûn. Bu mesele hakkında diğerleri, İmam Ebu Yusuf'a, İmam-ı Sevri ve Hasan İbni Hayy ve İbni Müseyyeb'e muhalefet ettiler. Ki muhalefet edenlerden de İmam Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam-ı Şafii, İmam-ı Evza'i, İmam-ı Leys, İmam-ı Malik, İmam-ı Ahmed, İshak İbni Rahevi, Abdullah İbni Mübarek, daha başkaları, bunlar muhalefet ettiler. Dediler ki hayır, abdestsiz yatması doğru değildir. Yalnız abdest alacak ama bu abdest kaç türlüdür? Bir var ki şer'i bir abdest, namazın abdesti nasıl ise öyle bir abdest var. Bir de var ki elin yüzünü yıkar, buna da bir abdest derler. Bu lugavi manasıyla abdesttir. Bir de bu abdest almak vacip midir, mendup mudur? Bunda da ihtilaf eylediler. Onları da aşağıda beyan ediyor. Yalnız bunlar ne dediler? Fekalu, dediler ki yembeğiyle, günüm olan adama layıktır. En yetevadda, abdest ala lissalati, namaz abdesti, namaza nasıl abdest alınırsa öyle abdest ala. Kable en yename, uyumazdan evvel. Ve kalu, dediler ki hadel hadis, bu hadis Ebu İshak'ın Esved'den ve Aişe'den, Aişe'den rivayet eylemiş olduğu bu hadis galatun galattır. Leennehu hadisun muhtasarun, bu muhtasar bir hadistir. İhtasarehu Ebu İshak, Ebu İshak bunu ihtisar eyledi. Min hadisin tavilin, uzun bir hadisten bunu ihtisar eyledi. Fe ahta'a, hata etti. Fe ihtisarihi, Ebu İshak'ın ihtisar etmesinde, kendisinin ihtisar etmesinde, iyyahu o hadisi, hadisi ihtisar etmesinde hata eyledi. Hadis uzunmuş, Ebu İshak onu ihtisar edeyim derken hata etmiş. Onu da beyan ediyor. Ve zâlike, İmam-ı Tehavi diyor ki bu hata şu surette gelmiştir ki enne fehden haddesene, Fehd bize rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Gassan, kale haddesene Züheyrun, kale haddesene Ebu İshak, kale eteytül Esved ebne Yezid. Ebu İshak diyor ki ben Esved ibni Yezid'e geldim. Ve kâneli ehen ve sadîken, benim din kardeşim ve dostum idi. Fekultu, ben ona dedim ki ya Ebu Amr'in künyesi, Esved ibn Yezid'in künyesi Ebu Amr, ya Ebu Amr, haddisini, bana rivayet eyle, ma ul bir hadisi ki haddeset ki Aişetu radıyallahu anha ümmül müminin. Ümmül müminin Hazreti Aişe'nin sana rivayet eylemiş olduğu hadisi rivayet eyle. O da neden? An salati Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in namazından. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gecenin evvelinde namaz kılardı yahut da sonunda namaz kılardı, Allah-u Alem bunu soruyor. Peygamber Efendimiz geceyi nasıl ihya ederdi? Yoksa diğer namazları herkes biliyor. Beş vakit namaz, aradaki sünnetler onlar malum. Burada sorduğu Hazreti Aişe radıyallahu anha Peygamber Efendimiz'in gece teheccüdünü biliyordu. Onu öğrenmek istedi. Fekale, dedi ki kâlet Âişe, Yezid ibn Esved ibn Yezid diyor ki kâlet Âişe, Âişe radıyallahu anh'a buyurdular. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz yenâmı uyurdu evveleyleyli, gecenin evvelinde. Ve yuhyi âhirehu, gecenin sonunu da ihya ederdi. Sümme inkânet lehu hacetü, eğer Peygamber Efendimiz'in bir ihtiyacı olursa, yani ezvâc-ı mütehârattan kimisinin, kimin nöbetindeyse ona tekarrub etmek isterse kada hacetehu, ihtiyacını def ederdi.
sümme yenâmü, sonra uyur diye, kable en yemezse mâen, suya temas etmezden, suyu meshetmeden, yani abdest almadan yahut da gusletmezden uyur diye. Fe izâ kâne inden nidâil evvel, birinci nida oldu mu, birinci yani ezan oldu mu, ve sebe, Peygamber Efendimiz hemen sıçrar diye, sıçrar kalkar diye. Ve ma kâlet Hazreti Ayşe demedi, kâme, kâme demedi, ve sebe dedi. Kâme yani yavaş yavaş kıyam etti, ve sebe hemen sıçradı, burada ve sebe buyurmuş. فَأَفَادَ عَلَيْهِ, kendi üzerine dökerdi Resulullah Efendimiz elma'a suyu. Çünkü cünüp olarak yatmış olduğundan birinci ezanı işitti mi, malum ya Medine-i Münevvere'de ta Resulullah Efendimiz zamanından beri iki ezan okunur. Birinci ezan namaz vaktinden aşağı yukarı bir saat evvel okunur. İkinci ezan da tam namaz vaktinde okunur. İşte bu birinci ezanı işitti mi kalkar üzerine su dökerdi. وَمَا قَالَتْ Hazreti Aişe demedi, اِغْتَسَلَ, gusleder demedi. Gusül yavaş yavaş vücudun her tarafını tamam yıkamak. İfade ise çarçabuk suyu hafifçe vücudunu yıkamak. Hazreti Ayşe efade dedi de yıktasele demedi. Ve ene a'lemu, Esved ibn Yezid de diyor ki ben bilirim. Neyi? Ma türidu, Hazreti Ayşe'nin murad ettiğini de ben bilirim. Evet. Yani Hazreti Ayşe niye böyle dedi? Yani Resulullah Efendimiz cünüp olduğundan çarçabuk vücudunu hafifçe yıkardı. İnkâne cünüben, cünüp olursa. Şimdi burada ve inkâne cünüben diyor. Ve inkâne cünüben tavadda vudu arracülü lissalati. Kitapta böyle yazıyor. Fakat burada ibarede tekdim, teahhir ve hasb olan şey var. Onun için bu hasb olan ile araya yazdım. İn, vav içinde ve inkâne cünüben tavadda, cünübüs abdest alır diyor. Halbuki cünüp abdest alırsa olmaz ki, cünüp nasıl abdest alacak? Çünkü namaz kılacak. Burada vav Allahu alem bir sevap zâid. İnkâne cünüben, Peygamber Efendimiz cünüp olduğu vakitte hemen kalkar. Hazreti Ayşe'nin buyurduğu gibi ve sebe fe'efâde aleyhil ma, sıçrar da hemen üzerine su döker. Bu ne vakitte olur? İnkâne cünüben, Resulullah Efendimiz cünüp olarak yatmış ise. Ve in lem yekün cünüben, bu noksan, kitapta noksan, araya yazmak lazım. Ve in lem yekün cünüben, Resulullah Efendimiz cünüp değil ise, tevadda abdest alırdı, vudu er-recülü, bir adamın abdesti gibi. Neye abdesti? Lissalati. Bir adam abdeste, namaza nasıl abdest alırsa öyle abdest alır idi. Şimdi bundan anlaşılan, yani Resulullah Efendimiz cünüp olduğu vakitte yatar, uyurdu cünüp olduğu halde. On birinci ezanda kalkar, üzerine su dökerdi. Eğer cünüp olduysa, yok cünüp değilse kalkar, abdest, namaz abdestini alır, namaza giderdi. İşte burada fehâdel Esved ibn Yezid. İşte Esved ibn Yezid kad ebâne izhâriyle fî hadîsî, kendi hadisinde neyi lima zikernâhu, bizim zikrettiğimiz şeyi bi tûlihi, uzun uzadıya zikreyledi. Ki ennehu, Peygamber Efendimiz kâne izâ erâde en yenâme, uyumak istediği vakitte, ki vehve cünübün, kendisi de cünüptür, tavadda abdest alırdı, vudûehu lissalâ, namazın abdesti gibi abdest alırdı. Bu ibareden bunu çıkardı. Evet. Niye? İbarede ne dedi? Gecenin evvelini uyurdu, ahirini ihya ederdi. Ailesine tekerrüb ederse tekerrüb ederdi. Ve ondan sonra da nidayı evvelde kalkardı, üzerine su dökerdi. Halbuki Hazreti Ayşe'nin ne kastettiğini de ben biliyorum diyor Esved ibn Yezid. Eğer cünüp ise abdest alırdı. Bunun maksadı bu. Yani cünüp ise abdest alır, tekrar yatar uyur değil mi? Bundan da bu çıkmıyor. Bu hadisin bu evveli sonunu tutmuyor. Benim dediğim gibi ve inkâne cünübendeki vav olmazsa, cünüp olarak yatmışsa kalkar huslederdi. Yok ve in lem yekün cünüben, cünüp değilse tavadda rudvâ racülü lissalâ. Evet. Namazın abdesti gibi bir abdest alırdı. Bu vakitte Esved ibn Yezid'in burada izah etmiş olduğu doğru geliyor bu hadisede. Çünkü
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyumak murad ederse o abdest alırdı da uyurdu. Bu hadiste yok ki bu. Burada bunu zikreyledi, getirdi. Onun için bu ibare hakkında şarihler çok uzun uzadıya dedikodu etmişler. Hadisin evveli sonuna muarizdir demişler. Münakizdir. Doğru gelmiyor. Aralarını telif lazımdır. Uzun uzadıya bahsetmişler. Fakat anlaşılan burada bu vav zayid, imkâne cünüben, sonra burada da bu vav ziyade sayılırsa Esved ibn-i Yezid'in dediği gibi burada abdest meselesi yok, cünüb olarak yatıp uyuyabilir bir adam. Ondan sonra kalkar husledir. Bu hadisten o anlaşılıyor. Ve emmâ kavluha, emmâ Hazreti Âişe'nin kavli fi imkânettehu hâcetun katâha. Onun bir ihtiyacı olursa, ailesine tekrar bir ihtiyacı olursa ailesine tekarrüb ederdi. Sümme yenâmu kablen yemezse mâ'en. Suyu mesletmezden evvel uyurdu. Yani abdest ve usul almasından evvel uyurdu. Bu kavline gelince feyehtemülü mühtemil olur ki en yekûne ola kuddire tekdir edile hamledile zâlik bu suyu mesletmemesi alel mâillezî şol bir şuye ki suya ki yahtesilü bihi anında gusleder. Yani gusl etmek için elini suya vurmazdı, suyu mesletmezdi. Gusl edilecek suya elini vurmazdı. La alel vudu, abdeste değil. Böyle elmek, böyle olmak ihtimali var. Gerçi hadisi şerifte bu yemezse en yemezse ma'en diyor, suyu mesletmek mutlak geliyor. Fakat böyle bir ihtimal olabilir ki, yani hangi suyu mesletmezdi? Gusl için elini suya vurmazdı, yoksa abdest için değil. Böyle olmak ihtimali var. Böyle olmak ihtimali varsa bunu başka bir şeyle izah etmek lazım. İmam-ı Tahavi diyor ki وَكَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ. Bunu da beyan eyledi. Yani Resulullah Efendimiz uyumak isterse abdest alırdı. غَيْرَ ne olduğu halde bunu beyan eyledi. غَيْرَ اَب۪ي اِسَاكَ اَب۪ي اِسَاكٍ غَيْرِسِ olduğu halde beyan eyledi. Kimden? Anil Esved'en Ayşe enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne yetevaddavu duâhu lisselâh. Peygamber Efendimiz abdest alırdı namazın abdesti gibi. Bunu günü uyumak istediği vakitte namazın abdesti gibi abdest alırdı dediğini beyan eyledi. Ney? Mâ beyyenenin faili. Şul bir rivayet ki haddesen İbn-i Merzuk. Bize İbn-i Merzuk rivayet eyledi. Kâle haddesena Bişir bin Ömer. Kâle haddesena Şöbe anil Hakem. An İbrahim anil Esved. En Aişe'te kalit. Hazreti Aişe'de rivayet edildi. Hazreti Aişe buyurdular ki kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz izâ erâde en yenâme uyumak istediği vakitte ev yâküle yemek istediği vakitte ve hüve cünüb halbuki kendisi de cünüb cünüb olduğu halde uyumak yemek isterse yetevaddâhu abdest alır diye. Abdest alırdı. Bu da anlaşılıyor ki cünübün uyumak istediği vakitte abdest alması müstehaptır. Cumhur-i fukahanın da mezhebi budur. Şu halde mes, en yemezse ma demesi, yani gusul suyuna el değmezdi, yoksa abdest suyuna değerdi. Bu Esved'in şeysindeki rivayet bunu ifade ediyor. Sümme ruvi anil Esved. Sonra Esved ibn-i Yezid'den rivayet edildi. Ne rivayet edildi? Min reyihi, kendi reyinden. Misl-ü zalik bunun gibi. Kendinin de mezhebi bu olduğu, bu da rivayet edildi. Haddesena Ravh ibnül Ferir, kâle haddesena Yusuf ibn Adi, kâle haddesena Ebu'l Ahves, en Mughire an İbrahim'e kâle. Mughire, İbrahim diyor ki, kâle l-Esved. Esved ibn-i Yezid dedi ki, izâ ecneber racülü, bir adam cünüb oldu mi? Fâraden yenâmem, uyumak da murat etti mi? Fel yetevadda, abdest alsın. Abdest alsın, bu abdest almak vaciben, vacip olmak ihtimali de var, müstehap olmak ihtimali de var. Abdest alması vacip diyenlere göre yetevadda vücub ifade eder. Yok istihbab için olur diyenlere onu da ifade eder ki cumhur mezhebi müstehap olarak abdest alsın demek. Şimdi Esved böyle fetva verdi. Böyle amel etti. Festehale muhal oldu indena, bizim indimizdeki. En tekûne Âişetu radıyallahu anh, Hazreti Âişe ola kad haddesetü Esved'e rivayet eyleye. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet eyleye ki be ennehu Peygamber Efendimiz kâne yenâmu
uyurdu ve la yemessu ma'en, suya da temas etmezdi. Bu ne? Hazreti Ayşe Esved'e rivayetinde de sümme ye'murahum, sonra Esved diğerlerine emrede, ba'de zalik, bundan sonra bil vudu'yu abdest ile emrede. Madem bu rivayet Hazreti Ayşe'den öğrenmiş, siz abdest alın demez. Öyleyse velakinnel hadise hadis fi zalike, bunda ma revahu İbrahim, İbrahim'in rivayet ettiğidir. Yani hadis bir Esved terikiyle geliyor, bir İbrahim terikiyle geliyor. Öyleyse İbrahim terikiyle gelenin rivayeti daha kuvvetlidir. İbrahim'in Esved'den rivayeti var ki, bir de bu İshak'ın Esved'den rivayeti var. Bu esas hadis hangisi? İbrahim'in Esved'den rivayet ettiğidir. Yani bir adam uyumak isterse uyumak isterse abdest alsın, sonra uyusun. Niye? اِذَا اَجْنَبَ الرَّجُلُ فَاَرَادَ اَنْ يَنَامَ فَلْيَتَوَضَّ. Bir adam cünüp oldu da uyumak isterse abdest alsın. Fakat şimdi bu Esved'den İbrahim rivayet eyledi, bir de Ebu İshak rivayet eyledi. Ebu İshak'ın rivayeti biraz karışık geldi. Öyleyse hadis hangisi oldu? İbrahim'in hadisi oldu diyor. وَقَدْ رَوَى غَيْرُ الْأَسْوَدِ يَعْنَ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا. Hazreti Ayşe'den, Esved'den gayrisi de rivayet eyledi. Neyi مَا يُوَافِكُ ذَٰلِكْ, abdest almak lazımdır diyenlere muvafık olarak. İbrahim'in rivayetine göre, İbrahim'in Nehaya'nın rivayetine göre ki uyumak isterse abdest alsın. Buna muvafık başkaları da rivayet eyledi. Kim onlar? Haddesene Yunus. Birincisi Yunus rivayet eyledi diyor. قَالَ اَخْبَرَنَا اِبْنُ وَهْبٍ قَالَ اَخْبَرَنَا يُونُسْ وَالْلَيْسُ عَلِ اِبْنِ شَهَابٍ اَنَ اَب۪ي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَانِ. Ebu Seleme'den rivayet edildi. اَنَا عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ وَنَا. Ebu Seleme'de Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi. قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Peygamber Efendimiz oldu. اِذَا اَرَادَ اَنْ يَنَامُ, uyumak dilediği vakitte, وَهُوَ جُنُبٌ, halbuki kendisi de cünüp, cünüp olduğu halde uyumak istediği vakitte, تَوَضَّ وُضُوَهُ لِلصَّلَاةِ, namaz abdesti gibi bir abdest alırdı. Hayrul Esved'e an Aişe radıyallahu anha. Hazreti Aişe radıyallahu anha'dan Esved'in hayrisi de rivayet eyledi. Neyi maşul bir hadisi ki yuvafiku zalike, buna muvafık olur. Eyza, yukarıdaki gibi. Yani yukarıda geldi ya, İbrahim Esved'den rivayet eyledi ki abdest lazımdır. Evet. Buna muvafık olan bir rivayet daha geldi. O da kimden? حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس والليث عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة buyurdu ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب, جنب olduğu halde uyumak ister istediği vakitte, تَوَضَّأَ وُضُوَّهُ لِلصَّلَاةِ, namaza abdest, namaz abdesti gibi bir abdest alırdı. Bu ne? Ebu Seleme rivayet eyledi. Diğer ikinci bir hadis daha var. Haddesene Ebu Bekret'e kâle, haddesene Ebu Davud kâle, haddesene Hişam ibn Ebi Abdillah, en Yahya ibn Ebi Kesir, en Ebi Selemeten, Aişeten, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, mislehu eyni hadisi şerifi, Ebu Seleme'den başkası da rivayet eyledi. Bu eyni hadis de yalnız iki senedi var. Haddesene Muhammed ibn Abdillah ibn Meymun kâle, haddesene El-Velid en El-Evza'i en Yahya fezekere bi isnadi mislehu. Yahya ibn Kesir Ebu Seleme'den rivayet eyledi gibi, bunu bir senetle daha teyit ve tekid eyledi. Haddesena Rabi'ül Mâzin kâle haddesena Bişir ibn-i Bekrin kâle haddesena Levza'iyyü en Zühri'yi en Urvete en Âişete radıyallahu anha en Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Bak, ikinci bir tabiinden Urvet ibn-i Zübeyir de Hazreti Âişe'den bu hadisi rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn-i Şeybete kâle haddesena Yezid ibn Harun kâle akberena Muhammed ibn-i Amrin en Ebi Selamete en Ebi Hureyrete an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Seleme yukarıda Hazreti Ayşe'den rivayet eylemişti. Burada da Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet eyledi. Mislehu eyni hadisi şerifi ve zade ziyade eyledi ve yasilu fercehu. Yani abdest alır, avret mehalini de yıkar. Yani necaset mecaset olmasın diye. Temizlik için. Haddesena Rabi'ül Mâzinu kâle haddesena Esed kâle haddesena İbn-i Lehi'a kâle haddesena Ebu Zübeyr an Câbirin en Eba Amr'in Mevla Ayşe radıyallahu anh. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın kölesi
Ebu Amir ismi Zekvan'dır. Ondan rivayet ediyor ki akhbarahu Cabir'e haber verdi. Şimdi Hazreti Cabir sahabeden, Ebu Amir tabiinden, burada sahabe tabiinden rivayet ediyor. Ebu Amir Hazreti Ayşe'nin kölesi tabiinden olduğu halde Cabir ondan rivayet ediyor. Cabir'e haber vermiş. Kim de? Yani Ayşe radıyallahu anh Hazreti Ayşe'den haber veriyor. O da kim de? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den misli hadisi Zühri yani bir Seleme. Zühri Ebu Seleme'den nasıl rivayet eylemişse o da öyle rivayet eyledi. Yani uyumak istediği vakitte abdest alacak. Sahada işte bunlar. Ebu Seleme, Urve, Zekvan ki Ebu Amir. Evet. Bunlar gayrul esved. Esvedin gayrisidir bunlar. Kad rava en Aişete radıyallahu anh. İşte Hazreti Aişe'den bunlar da rivayet eylediler. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den neyi? Ma ul bi şey ki yuvafikum muvafikulul. Neye? Ma rava an İbrahim'u anil esved. İbrahim esvedden nasıl rivayet eylediyse ona muvafık oldu. Esved de kimden? En Aişete radıyallahu anh. An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah'tan Hazreti Ayşe, Hazreti Ayşe'den de esvet rivayet edilen hadise muvafık oldu. Yani uyumak istediği vakitte abdest alır. Ve gadru yani Ayşe'te radıyallahu anh Hazreti Ayşe'den rivayet edildi min kavliha Hazreti Ayşe'nin kendi kavlinden de rivayet geldi. Mislü zalik bunun gibi yani uyumak isteyen bir adam şunu uyumak isterse abdest alsın. O da şöyle. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول حضرت عائشة دردك إذا أصاب أحدكم المرأة سجدن biriniz ailesine tekarrub ederse ثم أراد أن ينام ondan sonra da uyumak isterse فلا ينام uyumasın حتى يتوضأ وضوءه للصلاة namaz abdesti gibi bir abdest alsın da sonra uyusun. Bu da Hazreti Ayşe'nin kendi kavli. حدثنا يزيد يزيد قال حدثنا محمد بن سعيد قال أخبرنا هشام قال أخبرني أبي evet هشام بن عروة وباشي عروة عروة بن الزبير خبر وردي أن عائشة رضي الله عنها مستوى حضرت عائشة دل أين حديث خبر وردي وزاد زيادة لدك فإنه لا يدري çünkü o adam bilmiyor لعل نفسه تصاب في نومه olur ki o uyuduğu vakitte teslimi ruh eder yani ölür. Bu adam cünüp oldu. Cünüp olduğu halde uyursa belki bu ölür. Onun için abdestli ölsün ki iki taharetin birisi yoksa birisi olsun. Taharetin birisi olsun birisi abdest. Hiç olmazsa büyük taharet olmazsa küçük taharet üzerine olsun. Çünkü bir rivayette geliyor ki cünüp olan bir adam ölürse rahmet melekleri onun yanına gelmezler. فَمُحَالٌ مُحَلْدِرْ كَاَنْ يَكُونَ وَلَا عِنْدَ Hazreti Ayşe indinde min Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den bir hüküm ola hilafı hada bunun hilafına bir hüküm ola da sümme tüftiye bihada o bununla fetva verir. Resulullah Efendimiz'den başka bir hüküm almış da onun tersine fetva vermiş bu olmaz. Hazreti Ayşe Resulullah'tan nasıl öğrenmişse böyle fetva verir yani. O da nedir? Abdesttir. Cünub olan bir kimse abdest alsın. Fesebete bima zekerna bizim bu zikrettiğimizde sabit oldu. Fesadu maru yani bi ishak enil esved. Esvedden Ebu İshak'ın rivayetinin fesadi. Mimma zekerna bizim zikrettiğimiz yukarıda zikreyledik ya. Fesebete sabit oldu. Maru ye İbrahim'u enil esved. İbrahim'in esvedden rivayet eylediği sabit oldu. Çünkü İshak'ın rivayetinde abdeste lüzum yoktur diyordu. Fakat İbrahim'in rivayetinde abdeste lüzum var. Yalnız burada diyor ki وَقَدْ يَحْتَمِلَ اِذَا مُحْتَمِلَ اَلُولُكَ اَنْ يَكُونَ وَلَا مَا اَرَادَ اَبُوْ İshak Ebu İshak'ın murad etmiş olduğu وَلَا فِي قَوْلِهِ وَلَا يَمَسُّ مَاً suya elini değdirmezdi. Suya temas etmezdi. Ebu İshak'ın rivayetinde bu var ya bununla yani kastetmiş ola el-gusle gusli. Caiz ki bununla gusle kastetti. Fe inne Ebu Hanife'de İmam Ebu Hanife kad reva anhu Ebu İshak'tan rivayet eyledi min hâza bundan şeyen bir şey. Bu mana ifade eder bir şey rivayet eyledi. Haddesene ibn-i Merzûk kâle haddesene Ma'az ibn-i Futâle kâle haddesene Yahya ibn-i Eyyûb
عن أبي حنيفة رحمه الله وموسى بن عقبة عن أبي إسحاق الهمداني عن الأسود بن يزيد ورد أبي ور زيادة künye yok. Ani Esved ibn Yezid en Ayşe radıyallahu anha. Esved ibn Yezid Hazreti Ayşe'den rivayet eyledi ki enne Hazreti Ayşe kalet buyurdu ki fene Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber efendimiz yücamiyü ailesine tekarrüb ederdi. Sümme yaudu sonra tekrar cima ederdi ve la yetavabda o. İki cima arasında da abdest almazdı. Ve yanam uyurdu ve la yetesülü gusletmezdi. Bu da Ebu Hanife rivayet ediyor bu hadisi. Bu hadiste geldi. فَكَانَ اُلْدِ مَا ذُكِرِ zikredilen şey ki اَنَّهُ فِيَنْبَ رَفِنُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ bunu yapmazdı bu fiili, bu işi, yaptığı işi yapmazdı İsa cami'a قَبْلَ نَوْمِهِ uyumazdan evvel cima ettiği vakitte yapmazdı bu yapmadığı şey caiz ki ola ne ola huvel gusle gusur ola yani ailesine tekarrüb eder bir daha tekarrüb eder ondan sonra uyurdu arada da suya temas etmezdi. Yani gusl etmezdi. Fezalike bu la yenfil vudu abdesti nefi etmez. Abdest almış da fakat gusl etmemiş. Suya temas etmezdi. Hangi suya? Gusul suyuna mı? Abdest suyuna mı? Caiz ki gusul suyu ola. Yani gusl etmezdi demek. Bu abdesti nefi etmez. Ve gadru yani İbn-i Ömer'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misli zalik. Abdullah İbn-i Ömer'den de böyle rivayet edildi. Hazreti Ayşe ve Hazreti Ebu Hureyre'nin rivayetleri gibi. Haddesena Ali ibn Zeyd'in feraydi yukarı. Haddesena Muhammed ibn Kethir an el-Evsa'iyye, an el-Zuhriye, an Salim'i, an ibn Ömer, anna Ömer radıyallahu anhu kal. Hazreti Ömer dedi ki, ya Resulallah, eyyenâme ahaduna ve hüve cünüb. Bizden birimiz cünüb olduğu halde uyur mu? Kale na'am uyur ve yetavaddu. Yalnız abdest alır. Uyur ve abdest alır. Yani abdest alır uyur. حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. Evet, yine İbn Ömer'den rivayet edildi, o da Peygamber Efendimiz'den ve zade, fakat bu rivayette ziyade eyledi. Vudu'ahu lissalâ. Yani ve yetevaddâ'u vudu'ahu lissalâ. Namaz abdesti gibi abdest alır. Yani şer'i abdest, lugavi abdest değil, elini yüzünü yıkamaya da abdest eder, o değil. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا ابن عوف النافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر أين حديث شريف روايته لديني إمام تحوي يزيد بن سنان ترك لدي روايته حدثنا ابن مرثو قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبان عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم السوء Abdullah ibn Ömer aynı hadisi rivayet ediyor ve zade vahusil zekereke. Yani avret mehalline kalmış yine de yıka ziyadesi var bu rivayette. Haddesene ibn-i Mezduk kal, haddesene Ebu Hüzeyfe ve haddesene Ali ibn-i Şeybe kal, haddesene Ebu Nu'ayl ve haddesene Hüseyin ibn-i Nesir kal, haddesene El-Firyabiyyü. Şimdi İmam-ı Tahavi bu üçünde topladı Ebu Hüzeyfe, Ebu Nu'ayl, Firyabi. Sümme ecme'u cemiyen. Bunların hepsi toplandılar ve fekalu dediler en Süfyan, Süfyan'dan en Süfyan'a an Abdillah ibn Dinar fezekere bi isnadihi mislehu aynı hadisi şerife in istatla zikreylediler. Haddesena Yunus kâle akberen ibn-i Vehbin kâle enne Malik'en haddesehu. Vehb'den sonra bir kâle kelimesi noktalı. Evet, kâle Vehb dedi ki enne Malik'en haddesehu. İmam-ı Malik ibn-i Vehb'e söylemiş. An Abdillah ibn Dinar, Abdullah ibn Dinar'dan rivayet eylemiş fezekere mislehu bi isnadihi. Bu hadis-i şerifin aynını o isnatla zikreyledi. Ve ruviye an Ammar ibn Yasir ve Ebi Sa'id an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem misli zalik. Hazreti Ammar'dan Ebu Sa'id'in Hudri'den de aynı bunlar gibi rivayet geldi. Haddesena Ebu Bekir'te kâle haddesena Mu'ammelun kâle haddesena Hammad ibn Seleme an Ata'il Kurasani an Yahya ibn Ya'mer an Ammar ibn Yasir kâle Ammar dedi ki rakhasa Resulullah Peygamber Efendimiz ruhsat verdi cünübü cünübe izâ erâde en yenâme uyumak istediği vakıtta ev yeşşebe ev yeküle yahut da içmek ve yemek istediği vakıtta ruhsat verdi en yetavadda vudûhû lissalâ namaz abdesti gibi bir abdest ala ondan sonra uyusun yesin içsin. Haddesena Rabî'ül Cîziyyü kâle haddesena ibn Ebi Meryem kâle haddesena ibn-i Lehya ve Yahya ibn Eyyûb ve Nafi ibn Yezîd nehve zâlik. Evet, bunlar da
Aynen bunu rivayet eylediler. Kim de? En İbn-i Lhad, en Abdillah İbn-i Khabbab, en Ebi Sa'idin el-Hudri, ennehu kal. Ebu Sa'idin el-Hudri buyurdu ki, Kultu ya Resulallah, asabtu ahli, ben aileme tekarrub ettim, üridun lehum, uyumak istiyorum. Bunun hükmü nedir? Kale buyurdu ki, tavadda var bu. Abdest al ondan sonra uyuyun. Fakat tevateretil asar, eserler tevatür etti Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserler ki Ayşe, Ebu Hureyre, İbni Ömer, Envar, Ebu Seyyidin Kudri daha başkaları rivayet eylediler. Fil cünübü cünüb hakkındaki İsa eraten nevme uyumak istediği vakıtta cünübün hakkındaki hükümde eserler tevatür etti. Bima zekerna bizim zikrettiğimiz şeyle yani abdest alsın sonra da uyusun. Birçok hadisleri işte burada zikreylemiş oldu. Vakat kâle bizarik bununla hükmeyledi neferun mine sahabe sahabelerden bir cemaatte böyle hükmeylediler. Min ba'dihi Resulullah Efendimiz'den sonra. Minhum o sahabelerdendir Ayşet radıyallahu anha. Hazreti Ayşe kad zekerna zârikâne ondan zikreyledik ki Hazreti Ayşe böyle emretti. Cünüp abdest alsın sonra uyusun. Min râyiha kendi râyinden kendi fetvasından fî mâ tekaddeme yukarıda geçti. Vekad rûye zâlikeyse an Seyyid ibn Sabit. Seyyid ibn Sabit'ten de rivayet geldi. Haddesena Yunus kâle ahberene ibn Vehbin kâle ahbereni ibn-i lehi'a an ibn-i Hübeyre an Kabîsete ibn-i Züeyb an Seyyid ibn Sabit. Kâle Seyyid ibn Sabit buyurdu ki zâta vadda cünüp cünüp abdest aldı mı? Kabden yenem uyumazdan evvel. Fakat zâta tahira temiz olarak gecelemiş oldu. Fahada Zeyd ibn-i Sabit yukbir işte. Zeyd ibn-i Sabit haber veriyor ki ennehu izâ tavadda bu abdest aldı mı kabile en yename cünüp uyumazdan evvel abdest aldı mı sümmename sonra uyudu mı kâne olur kemen gadiyatesel gusletmiş gibi olur. Yani sevap almakta kabile en yename uyumazdan evvel gusleden gibidir. Ne de fis sevap sevapta ellezi öyle sevap ki yüktebu yazılır limen bâta tahira temiz olan temiz olarak beytutet eden geceleyen kişi gibi bir adam tertemiz yatar ne sevabı alırsa husleden abdest alan da aynı sevabı alır. Ve gad zekerine hadisel hakem. Şimdi burada bu meseleyi cünübün uyumak meselesini beyan etti. Şimdi de yemek içmek meselesini getirdi. Gerçi yukarıda da geçti ama ayrıca yiyip içmek için de abdest lazım mı? Bunu zikrediyor. İmam-ı Tahavi diyor ki وَقَدْ ذَكَرْنَا حَدِيثَ الْحَكَمِ Hakemin hadisini zikreyledik. An İbrahim, an İlesved, an Aişete, enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâr. Hazreti Aişe diyor ki Peygamber Efendimiz oldu izâ erâde en yâküle yemek istediği vakitte vehve cünümün halbuki kendisi cünüm olduğu halde yemek istedi mi tavadda abdestle alırdı. Ve an Ebi Sa'idin el-Hudri'yi Ebi Sa'idin el-Hudri'den de rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ Buna muvafık olan bir hadis rivayet edildi. Şu halde bunda ne anlaşıldı? Yemekte de abdest almak müstehaptır. فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim zahib oldu. فَذَهَبِ اِلَاهَزَ buna zahib oldu. Kavmin bir kavim fekalü dediler ki لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ cünübe layık olmaz. اَنْ يَتْعَمَيِّيَ hatta يَتَوَضَّى abdest almadıkça yemek layık değildir. Evet. Bunlar ne dediler? Dediler ki abdest namaz abdesti gibi bir abdest almak yemek için vaciptir. İşte İbn-i Habib Malikiyye'den de böyle demiştir. Davud-u Zahiri de böyle demiştir. İmam-ı Şafii'de de müstehaptır yemek için abdest almak. Ve halefen fî zâlike âkharun başkaları bunlara muhalefet ettiler. Fekâlu dediler. Lâ bâsen yet'ame ve inlem yetabakta. Abdest almadan yemesinde beis yoktur. Yani namaz abdestini almazdan yemesinde beis yoktur. Ya ne eder? Lugavi manasında abdest var. Ellerini yıkar, ağzına burnuna mesheder, ondan sonra yiyebilir. Bu da Ebu Hanife, Ahmed ibn Hanbel, Sevri, Evza'i, Hasan ibn Hayy ve İmam Malik'in mezhepleridir. Ve kâne lehum minel hücceti fî zâlik bu mesele hakkında bunların lehen olan hüccettendir. Yani bu sonki kavre zahib olanların lehene hüccettendir ki enne fehten haddesene. Fehet bize rivayet eyledi. Kale ehbereni Suheym el-Harrani. Kale haddesene İsa ibn Yunus.
قال حدثنا يونس بن يزيد الإيلي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت Hazreti Ayşe buyurdular ki kana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ erâde en yâkule ve ve cünübün. Peygamber Efendimiz cünüb olduğu halde yemek istediği vakitte gâsele keffeyi ellerini yıkardı. Buna da vudu-i lugavi derler. Fakat rüveyen Ayşe'de mazikerine Hazreti Ayşe'den zikrettiğimiz şey rivayet edildi ki o da nedir? Cünüb ellerini yıkamakla kifayet eder. Yukarıda geçmişti ya. Varuyanha işte şimdi burada cünüp olan bir adam ellerini yıkar. Resulullah Efendimiz böyle yaptı buyurdu. Varuyanha hilafu zalike izâ. Hazreti Ayşe'den bunun hilafı da rivayet edildi. O da neden? Mimma raveynânha. Nitekim biz ondan rivayet eyledik ki ennehu kâne yetavaddahu duâhu lissalâ. Peygamber Efendimiz cünüp oldu mu abdest namazı gibi abdest alırdı. Sade ellerini yıkamazdı. Hazreti Ayşe'den gelen iki rivayet muhtelif oldu. Abdest namazı gibi mi? Namaz abdesti gibi mi? Namazın abdesti gibi mi? Yoksa sade ellerini yıkamak mı? İkisi de varid oldu. فَلَمَّا تَدَادَّ ذَٰلِكَ Vaktaki bu iki rivayet birbirine zıt oldu. اَحْتَمَلَ عِنْدَنَا Bizim indimizde mühtemil oldu. وَاللّٰهُ عَلَمُ اللّٰهُ تَعَلَى daha iyi bilir. اَنْ يَكُونَ اُولَ وُضُوءُهُ Peygamber Efendimiz'in abdesti. حِينَ كَانَ يَتَوَدَّهُ Abdest aldığı vakitte. فِي الْوَقْتِ الَّذِي Şöyle bir vakitte ki قَدْ زَكَرْنَاهُ Biz onu zikreyledik. فِي غَيْرِ هَذَا الْبَقِ Bu babın gayrısındaki cünüp ve haizin zikretmesi caiz midir, değil midir? O babda zikreylemiştik ki اَنَّهُ كَانَ اِذَا اَحْرَاكَ الْمَا O ufak abdestini yaptığı vakitte Peygamber Efendimiz lem yetekellem konuşmazdı. فَكَانَ يَتَوَدَّهُ Ondan sonra abdest alırdı li yetekelleme konuştun. فَيُسَمِّيَ Allah'ın ismini zikreylesin. وَيَكُلَ يَسِنْ Bu o vakitte idi. Abdest alması o vakitte idi. سُمَّ نُسِخَ سُورَ ذَلِكْ Bu nesk edildi. Bu hüküm nesk edildi. فَغَسَلَ كَفَّيْهِ Peygamber Efendimiz sonradan nesk olduktan sonra ellerini yıkadı lit-tanzif temizlik için ve terekel vudu abdesti de terk eyledi. Demek ki evvelden varmış abdest almak bu nesk edilmiş. Hazreti Ayşe'nin rivayeti ne böyle şey deriz. Buna hamlederiz de iki hadisin arasını telif ederiz. Ve kezalike vudu'uhu inden nevm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyku vaktindeki abdesti de böyle. Yehtemilü mühtemil olur ki ennehu kâne yef'aluhu eyza. Onu işlerdi yani abdest alır duymak için liyenâme alâ zikrin zikr üzerine uyusun. Allah'ı zikri eylesin. Sümmen usuhe zalik. Çünkü ondan sonra nesk edildi. Çünkü evvelden uyurken de cünüp oldu mu Allah'ı zikredemezdi. Sonra da nesk edildi. Abdest ayetiyle فَاُبِيْحَ لِلْجُنُبِ Cünübe mübah kılındı. Evet. فَاُبِيْحَ لِلْجُنُبِ ذِكْرُ اللّٰهِ Cünübün Allah'ı zikretmesi mübah oldu. فَرْتَفَعَ الْمَعْنَى الَّذ۪ي Şul bir mana kalktı ki لَهُ تَبَدَّ Onun için abdest almıştı. Ne için? Allah'ı zikretmek için abdest alıyordu. Onun da şerti taharet idi. O hüküm nesk edildiğinden dolayı onun için cünüp bir adamın Allah'ı zikretmesi mübah oldu. وَقَدْ رَوَيْنَا فِي غَيْرِ مَوْدَيْنَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْ Abdullah ibn Abbas'tan da evet birçok yerde rivayet eyledik ki اَنَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz خَرَجَ مِنَ الْخَلَى Haladan çıktı. فَقِيلَ لَهُ Ona denildi ki اَلَا تَتَوَدَّوُ Abdest almaz mısın ya Resulallah? فَقَالَ buyurdu ki اُرِيدُ السَّلَاةَ فَاَتَوَدَّ اَوْ اُرِيدُ demek bu. Yani ben namaz mı murad ediyorum ki فَاَتَوَدَّ Ben namaz kılmak mı istiyorum ki abdest alayım? فَاَخْبَرَ رَسُولَ اَكْرِمْ Efendimiz haber verdi ki اَنَّهُ لَا يُتَوَدَّ وَابْدِسْتَ عَلِمَّزْ اِلَّا لِسَّلَاءِ اِلَّا namaz için abdest alınır. فَفِي ذَلِكَ Bunda doğrusudur. اَيْدَا Yukarıdaki gibi نَفْيُ الْوُضُوءُ Abdestin nefi oluşudur. Hani cünübü cünüpten. اِذَا اَرَادَ النَّوْمَ اَوِ الْاَكِلَ اَوِ الشُّرْبَ Uyumak, yemek, içmek istediği vakitte cünübün abdest alması vaciptir diyenlere reddiye oluyor ki yani abdesti nefh ediyor. Yok. Mübahtır. Ama müstehaptır. Alırsa daha iyi olur. Ve mimma yedullu ala neshi zalik. Bunun neshine delalet eden şeylerdendir. Neyin neshine? Yani abdest almak vaciptir. Vacip idi ya. Bunu bu hüküm nesh edildi diyoruz. İşte ona delalet eder ki Enne ibn-i Umar radıyallahu anh
Hazreti Ömer kad revâ mâ zekerna, bizim zikreylediğimiz şeyi rivayet eyledi. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den fi cevâbihi li Ömer. Hazreti Ömer'e cevabında Peygamber Efendimiz ne dedi? Hazreti Ömer dedi ki bizden birimiz cünüp olsa uyuyabilir mi? Cevabında Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki ne? Abdest ile beraber ve yetevadda. Evet, uyur ama abdest alır. Abdest alır, uyur. Bu da delalet eder ki evvelki hüküm mensuhtur. Sümme ca'a anhu, sonra geldi Abdullah ibn Ömer'den ki ennehu kâle ba'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den sonra buyurdu. Evet, gelen şey ne? Yani ma haddesena İbn Huzeyme kâle haddesena Haccac kâle haddesena Hammad en Eyyub en Nafi an İbn Ömer radıyallahu anh. İşte Abdullah ibn Ömer'e rivayetini beyan eden bize bir hadis de geldi ki kâle, Abdullah ibn Ömer dedi ki izâ ecnebe racülü, bir adam cünüp oldu mi? Ve râden yâkûle yeşşebev yenâme, yemek, içmek, uyumak diledi mi? Gâsele keffeyi, ellerini yıkar. Ve matmada ağzına su verir. Ve stenşeke burnuna su verir. Ve gâsele veçehu ve zirâihi, yüzünü ve kollarını yıkar. Ve gâsele fercehu, avret mehallini yıkar. Ve lem yâsil gademeyhi, ayaklarını yıkamaz. Fe hâzâ vudûn gayru tammin. Bu bir abdesttir fakat tam değildir. Bu ne etti? Burada vudu-i şer'i değil, vudu-i lugavi oldu. Fakat alime, halbuki Abdullah ibn Ömer bildi ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz emere fi zalik, bunda emretti, bi vudu-in tammin, tam abdest ile emretmişti. Bunu bilmiş idi. Fela yekunu hâza, bu olmaz. Hani Abdullah ibn Ömer, Resulullah Efendimiz tam abdest almayı emrettiği halde bunu da Abdullah ibn Ömer fetva veriyor ki tam bir abdest almaz da ayaklarını yıkamaz, diğer azalarını yıkar. Bu olmaz. İlla vakat sebepten neshu, illa nesih sabit oldu da onun için Abdullah ibn Ömer böyle dedi. Neyi nesih? Lizalike, bu evvelki hükmü. Abdestin vacip olmasını nesih sabit oldu. Kimden? Anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de. Nesih sabit oldu da ve Abdullah ibn Ömer de o nesli bildi, onun için böyle fetva verdi. Ve kadru yan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yine Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi. Firreculi, bir adam hakkında ki yücamiu ehlehu, ailesine tekarrüb eder. Tümme yuridul ma'vede, tekrar tekarrüb etmek ister. Abdest almadan caiz midir, değil midir? Rivayet edildi. Maşul bir hadis ki haddesena Bahru ibn Nasrin. Kale haddesena Yahya ibn حسان قال حدثنا أبو الأحبس عن عاصم عن أبي المتبكر عن أبي سيدنا الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِذَا اَتَا أَحَدُكُمْ اَهْلَهُ, sizden biriniz ailesine tekarrüb etti mi? ثُمَّ اَرَادَ اَنْ يَعُودَ, sonra tekrar tekarrüb etmek istedi mi? فَلْيَتَوَضَّ, abdest alsın. İkisinin arasında abdest alsın. Bak bu rivayette geldi. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا شعبة عن عاصم ثم ذكر مثله بإسناد عين هذا الشريف روايته الذي فقد يجوز جائز كأن يكون أمر بهذا bununla emretmiş ola Peygamber Efendimiz fi hali maşul, bir halde ki kâne cünübü la yistati'u zikrillah, o vakit cünüb Allah'ın ismini zikretmeye kudreti yoktu, yani caiz değildi. Hatta yetevadda, abdest almadıkça فَاُمِرَ بِالْوُضُوِ, onun için cünüp abdest ile emredildi. لِيُسَمِّيَ, Allah'ın ismini zikreylesin. عِنْدَ جِمَعِي, ailesine tekarrüb ettiği vakitte. كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ وَاَلَيْهِ وَسَلَّمْ, nitekim Peygamber Efendimiz emrettiği gibi fi غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ, bu hadisin gayrisinde emrettiği gibi. Evet, o vakit caiz değildi Allah'ın ismini zikretmek. İlla ki abdestli olacak. سُمَّ رُخِّسَ لَهُمْ, sonra Müslümanlara ruhsat verildi. Yahut da sümme rakhase, Peygamber Efendimiz ruhsat verdi Müslümanlara. En yetekellemu bi zikrillah, Allah'ın zikrini söyleyeler. Ve hum cünübün, halbuki kendileri cünüptür. Buna ruhsat verdi. Fertefe'a zalik, o hükümde mürtefi oldu. Yani Allah'ı zikretmek için taharet şarttır, hükmü var diye. Bu da vakıpta mürtefi oldu. Niye? Ruhsat geldi. Evvelki hüküm mensuh oldu. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كان يجامع ثم يعود ولا يتوضأ. Hazreti Ayşe buyurdu ki Peygamber Efendimiz ehline tekarrub ederdi. Tekrar tekarrub ederdi. Bu arada da abdest almazdı. Fakat zekerine zâlike, bunu da zikreyledik. Fî gayri hâdel bâb, bu babın gayrisinde. Doğrusu bu faslın gayrisinde. Gene bu babda da bu faslın daha yukarılarında bunu da zikreyledik. Fâhâda bu indena, bizim indimizde nâsıkun, nâsıktır. Yani Peygamber Efendimiz'in böyle yapması nâsıktır. Lizalike, evet, iki cima arasındaki abdestin vücubunun hükmünü nasıhtır. Feyin gıyla gayrim, bir adam itiraz istedise ki fakat ruviye anhu, ondan rivayet edildi ki Peygamber Efendimiz'de ennehu kâne yatufu alâ nisâhi, ailelerini tavaf ederdi, onlara tekarrub ederdi. Fekâne yâfesilû küllemâ câmâ vâhideten minhunne, herhangi birisine tekarrub ederse hemen gusl ederdi. Ve zekere fî zâlike, bu mesele hakkında da zikreyledi, bu mu'teriz. Maşhur bir şeyi ki haddesene ibn-i Merzûk kâle, haddesene Efvân ibn-i Müslim ve Ebu'l-Velid kâle, haddesene Hammâd ibn-i Seleme, haddesene Süleyman ibn-i Şuayb kâle, haddesene Yahya ibn-i Hassan kâle, haddesene Hammâd ibn-i Abdirrahman ibn-i Ebi Râfi an ammetihi Selma an Ebi Râfi an Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Râfi, Peygamber Efendimiz'in kölesi, buyurdular ki Peygamber Efendimiz kâne izâ tâfe alâ nisâihi fî yevmin, bir günde ailelerine tevaf etti mi, tekarrub etti mi, fecâle yâtesilû inde hâdihi ve inde hâdihi, her birisi yanında ayrı ayrı gusl ederdi. Fekîle ya Resûlullah, denildi ki ya Resûlullah, diyen de Ebu Rafi'nin kendisi, lev ceâltehu guslan vâhiden, bunun hepsini bir gusul kılsaydın daha iyi olmaz mıydı? Yani fekâle, buyurdu ki hâdâ eskâ ve athâr ve atyeb, bu daha temizliktir, daha güzeldir, buyurdu. Böyle müteriz itiraz ederse fîle lehu, ona denilir ki fîhâdâ, bunda orucudur, ma şey, şu bir şey ki yedüllü delalet eder elâ enne zâlik, Peygamber Efendimiz'in gusl etmesi lem yekün alel vücûb, vücûb için değildi, yani vacib idi de öyle yaptı değil. Ne için? De kavli, Peygamber Efendimiz buyurduğu için hâdâ eskâ ve atyebû atar, yani bu daha temizdir, daha güzeldir. Vaciptir manasına değil. Ve gadru yanhu, Peygamber Efendimiz'den rivayet edildi ki ennehu tafe alâ nisâhi bi guslun vâhidin, bütün ailelerine tekarrub etti ve bir usul yaptı. Haddesena Yunus'u ve Behlun gâle, haddesena Yahya ibn-i Hassan gâle, haddesena İsa ibn-i Yunus hâ ve haddesena ibn-i Ebi Davud gâle, haddesena Abdullah ibn-i Yusuf gâle, haddesena İsa ibn-i Yunus an Salih ibn-i Ebil Akhtar an Zühriye an Anasin radıyallahu anhu anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tafe alâ nisâhi bi guslun vâhid, bütün ailelerine tekarrub etti de bir usul yaptı. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle, haddesena Kebîset ibn Ukbe kâle, haddesena Süfyan en Ma'merin en Katâde an Enes'in radıyallahu anhu an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu eyni hadisi şerif. Haddesena Fâdun kâle, haddesena Ebu Nu'aymun kâle, haddesena Süfyan fezekere bi isnâdî mislehu, eyni hadisi şerif rivayet eyledi. Haddesena Ali ibn Şeybe kâle, haddesena Yahya kâle, haddesena Hüseymin an Hümeydin an Enes'in radıyallahu anhu an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu eyni hadisi. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة حاو حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حفص التيمي عبد الله يصل عبيد الله رجل قال أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله أين حديث. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حيبة بن شريح قال حدثنا بقية عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بكية عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. İşte İmam Tahavi yine aynı hadisi şerifi Enes bin Malik'ten radıyallahu ta'ala rivayet ediyor. Bu mesele burada bitiyor. Hulâse, bir adam cünüp olduktan sonra abdest almadan yemek yemesi, su içmesi caiz midir, değil midir? Bu meseleyi hulâse etti. Evet, bir takım cemaat dediler ki abdest almadan yemek yemesi, su içmesi layık değildir. Fakat cumhur ulema dediler ki la bes, olabilir. Abdest almazdan ellerini yıkar, ağzına burnuna su verir,
Ondan sonra yüzünü müzünü yıkar nezafet için. Bunları yaptıktan sonra ekmeğini de yer, suyunu da içer, yatıp uyuyabilir. İşte her iki tarafın delillerinde burada uzun uza diye bahsetti ve neticede burada bağladı, bitirdi. Tabi arada birisi itiraz etti ki Resulullah Efendimiz ailelerine tekarrüb etmiş ve her birisinin yanında ayrı ayrı usl etmiş. Bu rivayeti getirdi. Onun karşılığında yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ezvac-ı Mütehharat'a tekarrüb etmiş ve ondan sonra hepsine bir usul yapmış. Onu da rivayet eyledi. Demek ki öyle de oluyor, böyle de oluyor. Resulullah Efendimiz cevazı beyan için öyle de yapmış, böyle de yapmış. Burada kitab-ı tahara bitiyor. Namaza başlamazdan evvel temizlik lazım, usul lazım, abdest lazım. Onun için namaz meselesine girmezden evvel İmam-ı Tahavi merhum abdestten, usulden, bu taharet bahsinden bahseyledi. Buradaki ihtilafları beyan eyledi ve burada da bitirdi. Bundan sonra kitab-ı salah diye buraya başlıyor. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.